Herkese merhabalar değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Bugün sizlere ben kudret narının faydalarını anlatacağım ve aynı zamanda da kudret narından biz bugün macun yapacağız iki şekilde. Bu kudret narının yeşil hali, bu da olgunlaşmış hali, bu da olgunlaştığında kendisi açılmış hali. Şimdi aldığımızda kudret narını şöyle yeşil şekilde alabiliriz. Odada sadece böyle mutfakta koydum masada ve bu şekilde kendi kendine olgunlaşıyor. Şöyle turuncu renge gelmesi lazım ki açtığımızda içindeki çekirdeklerini kullanacağız zaten. Çekirdekleri pişmiş olacak ve biz artık bunu kullanmaya başlarız. Kudret narının faydalarını biraz sonra sizlere anlatacağım. Şimdi de tarifi izleyelim. Bir kudret narının içindeki çekirdeklerini alıyorum. Olgunlaşmış olsun. Bıçağın yardımı ile bu çekirdekleri ufak hale getiriyorum. Yani ne kadar ufak yapabilirsek o kadar iyi. Şöyle. Ufak ufak yapabiliriz. Çünkü bu macunun içinde eriyip gitmesi gerekiyor. Bu şekilde doğradım ufak ufak. Şimdi ikincisini de alıyorum, tekrar bir kudret narını. İkincisini de doğrayıp göstereceğim. Dediğim gibi bugün iki tarif yapacağız. Kudret narının iki şekilde yapılışını göstereceğim. Birincisi zeytinyağıyla, ikincisi de doğal balla yapılan kudret narı çekirdeğinden yapılan macun yapıyoruz. 2 cam kavanoz, temizlenmiş cam kavanoz hazırladım. Şimdi bunu yerleştiriyoruz. Alayım şöyle. Bir tarifimiz için bir kudret narı çekirdeği kullanıyoruz. Dolayısıyla şu anda İki tarif yaptığım için iki kudret narı çekirdeğini doğradım, yerleştirdim kavanozlara. Birinci tarifimiz zeytinyağlı kudret narı macunu olacaktır. Bir su bardağı 200 ml soğuk sıkılmış zeytinyağından alıyoruz. Bir kudret narı çekirdeğin üzerine döküyoruz. Kapağını örtüyoruz, kapatıyoruz kavanozumuzun ve arkadaşlar şimdi bunu nasıl hazırlayacağız? 2 veya 3 hafta bunu normal mutfakta güneş nuru değen yere koyuyoruz, masaya bir yere koyuyoruz ki güneş nurları gelsin. 2-3 hafta bu şekilde bekleteceğiz. Arada sırada böyle çalkalayarak karıştırım yapacağız, çalkalayarak ve kapağını açıp arada sırada havalandıracağız, tekrar kapatacağız. 2-3 hafta geçtikten sonra bunu alıp serin bir yere koyuyoruz. Kesinlikle buzdolabı değildir, normal mutfakta koyuyoruz serin yere ve bu şekilde bunu 6 ay bekleteceğiz. 6 ay süreci vardır. 6 ay içinde bu içindeki çekirdekler eriyip tamamen zeytinyağıyla karışıp kudret narı çekirdeği macunumuz hazır olacaktır. Bunun faydalarını ve hangi hastalıklara, hangi rahatsızlıklara tedavi olarak kullanılacağını biraz sonra anlatacağım sizlere. Şimdi de geçelim ikinci tarife. Ballı kudret narının macunu için tabii ki de bir kudret narı çekirdeğini doğradık, aldık ve doğal bal. Mutlaka doğal bal bulmaya çalışalım arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir konudur. Doğal baldan tam da bir su bardağı 200 mililitre döküyoruz üzerine. Ve bunu arkadaşlar şöyle ahşap kaşık yardımıyla karıştırabiliriz.
Bu şekilde karıştırmış olduk. Üzerini, kapağını örtüp ballı macunumuzu arkadaşlar bir aylığına güneş görmeyen yere, yani karanlık ortamda, serin ortamda, bildiğimiz normal mutfak dolabında, karanlık ortamda bunu bir ay bekleteceğiz. Bir ay bekledikten sonra ballı kudret nar macunumuz hazır olacaktır. Evet, şimdi de anlatayım sizlere. Ballısını nasıl içeceğiz, zeytinyağlısını nasıl içeceğiz ve yüzden fazla rahatsızlığa iyi gelen kudret narının çekirdeğinin size faydalarını şimdi anlatacağım. Bu arada meyvesini unuttuk. Meyvesini de anlatayım. Bunu da yiyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kudret narı meyvesini taze taze yiyebiliriz. Nasıl? Şöyle bir kaşık yardımıyla kudret narı meyvesini şöyle püre haline getirerek, ben bir cam kaba alıyorum. Bu şekilde püre haline getirdim. Bu bir kudret narı meyvesinin püresidir. Şimdi alıyorum, üzerine bir tatlı kaşığı bal ekliyorum, doğal baldan. Bunu güzelce karıştırıyorum. Doğal bal ekleyerek mutlaka kullanınız. Çünkü kudret narı biraz acı tadı vardır. O yüzden bal ekleniyor ve balla birlikte bu çok kuvvetli, çok iyi, çok faydalı. Ama gerçekten çok çok faydalı bir kür yaratıyor. Bizim bağışıklık sistemimizi yani güçlendiriyor ve birçok hastalığın önlemini alıyor. Karaciğer olsun, akciğer olsun, mide, bağırsak, özellikle mide sorunu olan arkadaşlar. Bunu mutlaka bu şekilde de yiyiniz. Sürekli kullanılabilir bu. Yani çok böyle günlük yemek rasyonumuza da kullanabiliriz. Ama tabii ki de sadece miktarını fazla yapmayacağız. Bunu nasıl içeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Bir günde bir defa sabah aç karına, kahvaltıdan önce, yani yaklaşık 30-40 dakika önce şöyle bir tatlı kaşığı kadar, bu kadar yani, alıyoruz ve bunu yiyoruz. Evet, bunu yedikten sonra birazcık su içebiliriz. Su içerken de mutlaka, ilaç içiyorsanız da, böyle kürler içiyorsanız da, kaynamış ılık suyla içmeyi tercih ediniz. Bu benden size tavsiyedir. Ondan sonra 40 dakika sonra kahvaltımızı yapabiliriz. Bu miktarı aşırmayalım arkadaşlar. Her zaman bir tatlı kaşığı sadece, böyle dolu dolu değil, o da böyle bir yaygın şekilde aç karına her gün sabah içebiliriz. Kalan miktarını üzerini örtüp dolapta saklayabiliriz ve bunu zaten tek kişi içecek, yiyecek olursa 4-5 günde bitecektir. Bu şekilde kendinize hazırlayıp ve bu şekilde saklayabiliriz ve her gün bundan bir tatlı kaşığı, miktarı aşırmadan bir tatlı kaşığı içelim. Evet arkadaşlar, şimdi kudret narın meyvesinin faydalarını anlatacağım size. Çok çok faydalı ve çok şifalı bir meyvedir. Bunu mutlaka kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi kullanıma gelince öncelikle söyleyeyim nasıl kullanacağız. Tabii ki de ballı kudret narımızın bir ay sonra kullanacağız yaptıktan sonra. Tarifte anlattığım gibi zeytinyağlı kudret narımızı da 6 ay sonra kullanacağız. Ama inanın ki yüzden fazla derde deva olan şifalı kudret narı macunudur. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor ve kullanmanız gerekiyor. Yüzden fazla dertten önlemini alıyor hastalıkların ve
tedavi de ediyor arkadaşlar. Kullanıma gelince bir de bir tatlı kaşığından fazla aşırmayacağız. Çünkü her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Mutlaka bir günde aç karnına dediğim gibi sadece bir tatlı kaşığı yaygın olarak içilecektir. Ardından kaynamış ılık suyla içeceğiz. Veya ballısını içeceğiz veya zeytinyağlısını içeceğiz. Yani ikisini aynı anda değil. Öncelikle siz tercih ettiğiniz macunu yapın. Zeytinyağlı yapabilirsiniz veya ballı. Ona göre onu için ne kadar içilecekse tabii ki de bitene kadar içeceğiz. Ondan sonra durumumuza, halimize bakacağız. Doktorlar bile şaşıracaktır. Çok çok hastalıkların önlemini alır ve tedavisini yapar arkadaşlar. Şimdi faydalarından bahsedeceğim. Hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Egzema. Öncelikle egzemadan rahatsız olan arkadaşlar mutlaka bunu yapınız. İçiniz ve aynı zamanda zeytinyağlısını hazır olduktan sonra alıp egzema oluşan yerlere sürmemiz gerekiyor. Ondan sonra bütün iç hastalıklar, midede olan hasta rahatsızlıklar, midede oluşan yaralar, midede oluşan gazlar, şişkinlikler, toksinler, onlar hepsi çıkacaklar, temizlenecek ve dolayısıyla bağışıklık sistemimiz kendi kendine güçlenecektir. Çünkü bağışıklık sistemimiz aslında güçlü olan bir şeydir, güçlü olan mekanizmadır. Sadece bizim vücutta oluşan rahatsızlıklarla savaştığı için sürekli gücü oraya gidiyor olacaktır. Ama siz eğer vücudunuza yardımcı olup da bunu içerseniz onlar kendi kendine temizlenir ve bağışıklık sistemimiz serbest olur o zaman ve gücünü tabii ki de daha da arttırır. Kudret narı bizim solunum sistemimize çok iyi gelir. Kan damarları, kanı temizler, kötü kolesterolü temizler, ülser, kolit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bunların hepsini temizler. Çok çok iyi gelir, çok faydasını göreceksiniz. Kandaki şeker oranını kontrol altına alıyor ve fazlaysa kandaki olan şeker oranını düşürüyor. Kudret narı meyvesi. Bunu mutlaka kullanmanız lazım. Şeker hastalıkları olan, rahatsız olan arkadaşlarımız lütfen kudret narının zeytinyağlı olanını yapınız. Çünkü doğal bal eğer bulamazsak da şekerlenmiş yapay bal bulursak da yaparsak tabii ki de şeker hastalığına iyi gelmez. O yüzden zeytinyağını yapalım, soğuk sıkılmış zeytinyağından ve onu içelim. Ve kudret narı arkadaşlar vücuttaki olan, mesela böbreklerde olan kireçlenme, böbrek ve idrar yollarında oluşan kireçlenmeyi de temizler. Böbrek taşları olmaması için önlem alır. Mide ve bağırsakta oluşan enfeksiyonlar, iltihap, vücut iltihabından sizi kurtarır. Bunları yok eder tamamen. Mide ve sindirim sisteminde oluşan bakterilerinin çoğalmasını önler. Kudret narının içinde olan likopen kanser hücrelerini ve tümör oluşmasının önlemini alır ve onları azaltmaya da çok faydalıdır. Yani bildiğiniz kudret narı meyvesi o kadar çok ama çok faydalıdır. Sizleri sevdiğimi unutmayınız. Kudret narı ile ilgili bilgileri yine de Google'dan açıp kudret narı neymiş, ne işlere yararmış, hangi hastalıklara, hangi rahatsızlıklara önlem alırmış, faydası, şifası dokunurmuş. Bunları da okuyabilirsiniz. Benim yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum sizlere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.